İtimazlarsa kabul etmeyecekler. Ve hatta bazı ayet-i kerimeleri akılları kabul etmezse onu da inkar edecekler. Din akıl dini değil, iman dinidir. Bu noktada akılsızlara değildir ama akıl sahiplerindedir. Ama burada aklını ilahlaştıranları alaşağı eder. Aklı ilahlaştıranları da alaşağı eder. Akıl bu manada Kur'an ve sünnete, vahye teslim olduğu müddetçe akıl akıldır. Yoksa akıl kendisini vahyin üzerine çıkarırsa, akıl kendisini sünnet-i Resulullah'ın üzerine çıkarırsa, o akıl bizi bataklığa doğru götürür. O akıl bizi sapkınlığa doğru götürür ki şeytanın haline dönüşürüz. Bu manada Cebrail aleyhisselam pozitif aklın temsilcisidir. Şeytan da negatif aklın temsilcisidir. İşte Firavun'un yüz binlerce mızrağını tek bir Musa'nın bir tanecik asası kırdı geçirdi. Rivayet edilir ki bu biraz İsrailoğullarının rivayetidir. 1.800.000 atlı askeri vardır Firavun'un. Bazılarında 800.000 atlı askeri, 1.000.000 yaya askeri vardır. Bazıları 800.000 atlı askeri olduğu söylenir. Değişik bu noktada rivayetler var. Ama İsrailoğullarının bu rivayetlerinin biraz böyle şatahatvari olduğu düşünülebilir. Ama ve lakin Firavun askerleri ve komutanlarının var olduğu bir gerçek. Bu tabi bu mesele hem eski ahit Musevilerin Tevrat'ında hem yeni ahit İsevilerin İncil'inden de geçer. Tabi hangi İncil dediğinizde mevcut olan şu anda dünya üzerindeki 5 İncil'in 5'inde de. 4 tanesine belli. 5.sine son bulunan İncil. Bunu literatürümüze alacağız. Nerede? Genelkurmay Başkanlığı'nın kasasında olduğu söyleniyor. Bulanın kim? Bulanın da bu şehir efsanesi. Beni ilgilendirmez. Bunu öyle diyorlar. Bir taraf beni ilgilendirmiyor. Ben 5. İncil'in de olduğunu söylüyorum sohbetlerde. 5. İncil'in de işte malum Muhsin Yazıcıoğlu bulmuş. Muhsin Yazıcıoğlu bulduktan sonra Genelkurmay'a gönderdiğini, işte asıl o çantanın içerisinde de, kaybolan çantanın içerisinde de bu olduğu söyleniyor. Onlarda da bu mesele, bu hikaye ne yapılıyor? Geçiyor. Ve Firavun, Musa aleyhisselamını ve inananları arkasına düştü. Onlar çünkü hicret için yola çıkmışlardı. Artık Mısır'ı terk ediyorlar. Ve Mısır'ı terk edecekleri zaman yürüyüşe çıktılar. Yürüyüşe çıktılar, terk edecekler ama Firavun ve askerleri öyle inananlar olduğu müddetçe kendisini rahat bırakmayacağını, bir şekilde kendisinin bundan huzursuz olacağını biliyor. Her devrin Musa'sı vardır. Her devrin. Ve her devrin Musa'sı gibi inanan ve onun, o Musa'nın getirdiklerini kabul eden de bir şekilde müntesipleri vardır. Musa kendi zamanında Cenab-ı Hakk'ın sahih bir peygamberiydi. O vazifesini bitirdikten sonra İsa aleyhisselam geldi. O vazifesini bitirdikten sonra Hazreti Muhammed Mustafa geldi. Ama peygamberlerden sonra da Cenab-ı Hakk'ın bu manada gerçek imanını ve İslam'ını tebliğ etmeye çalışan Allah'ın nice yeryüzünde manevi direk olan kulları vardır. O kulları bu peygamberlerin vazifesini yerine getirir. O kulların da üzerinde manevi olarak Cenab-ı Hak peygamberlerini bu şekilde mucizeyle desteklediği gibi onların üzerinde de kerametlerle destekler. İşte Firavun ve askerleri Musa'nın ve inananların arkasında sıkıştırmışlardı. Nereye kadar? Kızıldeniz'e kadar gelmişlerdi. Ve Kızıldeniz'e kadar geldiklerinde artık önlerinde deniz, arkalarında Firavun ve askerlerinin baskısı vardı. Ve bize Kur'an bu noktada Şuara suresinde
Ayet 60'tan 68'e kadar bu meseleyi bize anlatıyor. Diyor ki, derken Firavun ve adamları güneş doğmuştu ki onların ardına düştüler. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları eyvah yakalandık dediler. Çünkü önlerinde deniz, arkalarında ise ordularıyla beraber Firavun vardı. Ve o yüzden biz dediler ki gerçekten biz yakalandık. Ümitlerini kestiler. Oysa Musa Aleyhisselam dedi ki hayır asla dedi. Rabbim şüphesiz benimledir. Bana yolumu gösterecektir. Bu şüphesiz bana yolumu gösterecektir dediğinde Musa Aleyhisselam yanında hem Harun Aleyhisselam var hem de Yuşa Aleyhisselam var. Yuşa Aleyhisselam o zaman için genç, peygamber değil ama Musa Aleyhisselam'a hizmet ediyor. Sonradan peygamberlikle vazifelendiriliyor. Ve Yuşa Aleyhisselam'ın yanında Yuşa Aleyhisselam diyor ki ya Musa Allah sana bunu vahyetmedi mi? Sana bunu bildirmedi mi? Sana bunu göstermedi mi? Gösterdi diyor. Peki sana ne söyledi? Bana dedi ki diyor denize asanı vur. Bazı rivayetler var. Musa Aleyhisselam bir asasını vuruyor, deniz yarılmıyor. Geliyor şeyler, askerler sıkıştırıyor. Bir daha vuruyor, gene yarılmıyor. Farklı farklı yerlere. Sonra üçüncü yere vurduğunda deniz yarılıyor diyor söylüyorlar. Buna katılmıyorum ben. Musa Aleyhisselam bu esnada kalbine gelen ilhamı söylüyor. Kalbine gelen ilham, ya Musa asanı denize vur. Musa aleyhisselam asasını denize vurunca Musa aleyhisselam asasını vurunca deniz yarılmış oluyor. Deniz yarılınca Musa dedi ki bunun üzerine Musa'ya vur asanıyla denize diye vahyetti. Vurunca bir infilak etti. Her bölü koca bir dağ gibi oluverdi. Ötekilerini de buraya yanaştırıvermiştik. Önce ne oldu? Her iki taraf dağ gibi yarıldı. Deniz ne yaptı? Yol açtı kendine. Deniz kendine yol açınca Musa aleyhisselam içine girdi. Ve işin bir enteresan tarafı hadis-i şerifte diyor ki Musa aleyhisselam suyun içerisine girdiğinde ondan sonra orayı da diyor Cenab-ı Hak kurutuverdi. Bir yol haline getirdi. Kupkuru bir yol üzerinden gitti. Ve bunun üzerine ötekilerin de bu normalde olunca karşıya geçti. Ötekilerin de buraya yanaştırıvermiştik. Ötekiler dedi Firavun ve askerleri. Firavun ve askerleri de yanaşınca Musa ve beraberindekilerin hepsini de kurtardık. Sonra da diyor ötekilerini suda boğduk. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Ama çokları iman etmiş değillerdir. Bunda bir ibret vardır. Bu ibretten büyük bir çoğunluğu buna iman etmez. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'inde böyle ibretlik mucizeler vardır. Bu ibretlik mucizelerine büyük bir çoğunluk buna iman etmez. Bunu okurlar. Bunu bilirler. Bunu normalde kendilerince tasdik etmezler. Kalplerinde rahatsızlık olanlar, kalplerinde bu noktada sıkıntı olanlar, kalplerinde bu noktada münafıklık tohumu olanlar buna iman etmeyeceklerdir. Ve ayet 68 şüphesiz işte Rabbin mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Allah mutlak galiptir. Ve Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ın bir asasıyla Firavun'un ve askerlerinin binlerce mızrağını ve kılıcını yok etmiştir. Binlerce askerini ve komutanını yok etmiştir. Ve Firavun zulmü o gün için son bulmuştu. Ama her dönemin kendince bir Firavunu, kendince bir onun askerleri var mıdır? Evet. Bunların buradaki Firavundan bizim kastımız Firavun nedir? İlahi vahye karşı çıkan insanlardır.
ilahi vahye karşı çıkıp ilahi vahye inanan zümreleri baskı altına alıp onları katletmeye çalışanlardır. Birisine Firavun derseniz dikkat edin. Onun küfrüne fetva vermiş olursunuz. Birisine Firavun derseniz dikkat edin. Onun La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğini reddetmiş olursunuz. Hani bizim toplumumuzda çok kullanılır ya bu. Kimisine Nemrut derler ya. Bırak ya şu Nemrut'u. Bırak ya şu Firavun'u. Bu böyledir ya bizim toplumumuzda. Söylediğiniz kim? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen insanlar. Bu manada birisi. Ya ben onun imanını kastetmediydim, muamelesini kastettiydim. Yapma. Yapma. Birisinin küfrüne fetva verirsen, eğer o küfür ehli değilse, sen küfürle tanışmadıkça nefesin bitmez senin. Allah muhafaza eylesin. İşte Cenab-ı Hak burada harikulade bir halini anlatıyor. Harikulade bir sıfatı anlatıyor. Harikulade bir mucizeyi bize anlatıyor. Allah isterse bir asa ile bir zulmü yok edebilir mi? El cevap edebilir. Bir devri kapatabilir mi? El cevap kapatabilir. Yüz binlerce Kalinus'un yüz binlerce hekimlik hünerleri vardı. İsa'nın ve nefesinin yanında batıl oldu. Kalinus biliyorsunuz daha önce de aynı şekilde mesnevinin başında her birimiz birer Kalinus'uz diyen bir beyit vardı. Hani hatırlayacaksınız burada işlemiştik onu. Bir cariye vardı. Padişah cariyeye aşık olmuştu. Ama cariye hasta olmuştu. Hasta olunca memleketinin bütün tıbbiyesini, doktorlarını çağırmıştı. Ve bütün hekimler demişlerdi ki her birimiz kendi dallarında birer kalinusuz. Biz buna şifa bulamayacağız da kim şifa bulacak deyip işe koyulmuşlar. İnşallah demeyi unutmuşlardı diyor. Hazreti Mevlana. İşte Kalinus yine burada önümüzde şimdi. Mesnevinin başında geçiyordu. Yine Kalinus ne yaptı? Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri tıpla alakalı bir mesele de önümüze getirdi. Çünkü Kalinus kendi zamanında yüzlerce, yüz binlerce hastalıklara şifa bulmuş. Bu noktada tıp noktasında kendi devrini değil, gelecek devirleri de aydınlatmış. Bu noktada tıpta söz sahibi etmiş. Hatta eski Helenistik çağda tıbbın babası olarak nitelendirilen bir kimse. Diyor ki Hazreti Mevlana, yüz binlerce Kalinus'un, yani yüz binlerce böyle doktor olsa, hekim olsa, tıp adamı olsa, böyle bir bilim adamı, ilim adamı olsa ve yüz binlerce bunların hekimlik hünerleri olsa, bunların yüz binlerce de hekimlik hünerleri olsa ve bunların hepsini de üst üste ekleseniz, yan yana getirseniz, hepsinin de diyor bu hünerlerinin ya hünerleri İsa Aleyhisselam'ın nefesinin yanında batıl olur. Hükmü kalmaz. Neden? İsa Aleyhisselam önce onca tıp, alet, edevat, ilaç, bitki, karışımların yapacak olduğunu bir nefes ile yaptı. Ne yaptı? Yine eski yeni ahit, yani İncil'lerde ve Kur'an-ı Kerim bize Hazreti İsa'nın ve öğrettiği havarilerinin hastalıkları bir nefeste, bir okumayla şifa bulduklarını söyler. Kimdi bu? Bizim hemşehrimiz olan Antakyalı kim? Ben soracağım böyle size. Ben burada anlatayım. Siz ondan sonra söylemeyin. Habibi Neccar. Antakyalı. Habibi Neccar. Ne hastalığı vardı? Böyle alaca hastalığına tutulmuştu. Zengin bir kimseydi, varlıklıydı. Marangozdu kendisi. Dolaşmadığı tıpçı kalmamıştı.
Hiçbirisi de o alaca hastalığına bir şifa bulamamışlardı. Kim geldi? İsa'nın havarilerinin en genciyle onun büyüsü. Geldiler, ona misafir oldular. Cömert bir insandı. Misafirleri severdi ve aynı zamanda da Antakya'da zalim bir Romalı vardı, bir padişah. Ve Antakyalılar komple o zaman o Romalı padişahla beraber ilahi dinlere savaş açmış, karşı çıkmış. Nerede? Bir Hristiyan inancına sahip bir kimse bulurlarsa katlediyorlardı. Yahudiler Romalılarla anlaşmışlardı, Museviler Romalılarla anlaşaraktan bu Hristiyanları ne yapıyorlardı? Katlediyorlardı. Hatta yakarak öldürüyorlardı. O yüzden günün Hristiyanları dağlara mağaralar kuraraktan, Nevşehir'deki gibi yeraltı şehirleri kuraraktan hayatlarını öyle geçiriyorlar, dinlerini ve imanlarını öyle yaşıyorlardı. Ve ne yaptı? İsa o sonraki dönemde bu zulüm devam etti. İsa Aleyhisselam'ın havarilerinden iki tanesi Antakya'ya geldi. Antakya'ya gelince Habib-i Neccar'la tanıştılar, ona misafir oldular. Habib-i Neccar bu noktada o ateist, dinsiz noktada değildi. Onları kabul etmiyordu. Ama kendi boşluğunu dolduracak bir iman da bulamıyordu. Musevi değildi. Ama ateist de değildi. Dinsiz de değildi. Ve havariler buna dini telkin ettiler. Dini telkin edince o da dedi ki sizin bu söylediklerinizin doğruluğunu kanıtlayacak bana bir harikulade bir hal, harikulade bir şey gösterebilir misiniz? O havariler de oturdular, Habib-i Neccar'ın hastalığına dua ettiler. Dua edip nefes verince Habib-i Neccar'ın hastalığı geçti. Habib-i Neccar'ın hastalığı geçince malum o havarileri sonra şehre gittiler. Şehirde o Antakyalı Romalı padişah, Antakya'daki Romalı padişah onlar bir inanç sahibi diye onları astırmaya kalktı. Ve ne yaptı? Habib-i Neccar bunu duyunca bağıra bağıra koşturuyordu. Sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz. Çünkü Habib-i Neccar'a okumanın karşılığında para almamışlardı. Demek ki birisine rukiye yapmak, okumak caiz mi? Caiz. Onun karşılığından para almak, bakın burada men edilmiş. Sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz. Ve işte bunu kimden öğrenmişlerdi? Bu ilmi İsa Aleyhisselam'dan öğrenmişlerdi. Ve İsa Aleyhisselam bu noktada ayette sabit ki hastalıklara okur, hastalıktan şifa bulur. Hatta ölüler yeniden ne olurdu? Canlanırdı. Cenab-ı Hak onlara nefes verirdi. Hatta birisinin katili böyle bulunmuştu. Mezardan o kimse İsa Aleyhisselam'ın bu manada duasıyla kalktı. Kendisinin katilinin kim olduğunu gösterdi. Ve böylece gerçek katili bulmuşlardı. Ve enteresan nokta, İsa Aleyhisselam'ın bu noktada nefesi insanlara şifa veriyordu. Bütün doktorların, bütün hekimlerin toplanıp yapamayacağı bir şeyden Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'ın üzerinden bir mucize var. Tabii burada bir şeye dokunmak istiyorum. Farkındaysanız geçenlerde yine burada İsa Aleyhisselam'ın küpünden bahsetmiştik, öyle değil mi? İsa Aleyhisselam'ın bir boya küpü vardı. Yaşı henüz daha 15-16 idi. Annesi onu Mısır'a göçtüklerinde bir boyacının yanında çırak vermişti. Ve boyacı 5-6 tane küp gösterip 5-6 tane de ayrı renklerde boyanacak elbise göstermişti ona. Ama Musa Aleyhisselam bütün elbiseleri bir küpe atmıştı. Bütün elbiseleri bir küpe attıktan sonra boyacı ve elbiselerin sahibi bütün bir hışımla buna dediler ki nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Ustası dedi ki ben sana küpleri gösterdim, boyaları da gösterdim, elbiseleri de gösterdim. Sen niçin onları ayrı ayrı renklerde, ayrı ayrı küplerde boyamadın? İsa Aleyhisselam hiç telaş etmemişti.
Ve demişti ki, siz bana istediğiniz renkleri söyleyin. Bir elbise sahibi geldi, benimki maviye boyanacaktı dedi. Küpün içerisine elini daldırdı, o kimsenin elbisesi mavi boyada çıktı. Öbürkü geldi, benimki siyah olacaktı dedi. Elbisesini daldırdı, o küpten siyah elbiseyi çıkardı. Öbürkü dedi ki, benimki beyaza boyanacaktı. Küpün içerisine elini daldırdı, öbürkünün beyazı çıktı. Ne kadar müşteri var ise, ne kadar renkte elbise ve kumaş boyanacaksa, hepsi de kendi istediğinin renkte çıkıyordu, tek küpte. İşte İsa'nın nasıl bir küpü var ise, İsa'nın bir de nefesi vardı. Çünkü İsa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın direkt kelimesiydi. Hazreti Meryem'e üflenen bir kelimeydi. Hazreti Meryem'e üflenen bir kelime. Ve bu noktada İsa aleyhisselam o normalde nefesiyle beraber Hakk'ın kelimesi olarak orta yerde mucizevi işler yapıyordu. Çünkü o Hakk'ın kelimesiydi. Orada eğer İsa'yı görür, Hakk'ın kelimesi olduğunu görmezse, eğer Musa'yı, Asa'yı görür, Musa'nın Cenab-ı Hakk'ın kendi katından bir peygamberi olduğunu görmezsek, yanılırız. Eğer karşımızdaki bir kimseyi Cenab-ı Hakk'ın dostu olarak görmezsek, yanılırız. Allah'ın mümin kulu olarak görmezsek, yanılırız. Onun müminlerin üzerinde, Allah'ın dostlarının üzerinde, Allah adamlarının üzerinde tecelli eden bu tip şeylerin arkasında gerçekte Allah vardır. Allah'ın kelimesi, Allah'ın ayeti vardır. Allah'ın sıfatının tecelliyatı vardır. İşte Cenab-ı Hakk'ın İsa aleyhisselamın nefesine vermiş olduğu diriltme, Allah'ın kelimesi olduğundan dolayıdır. O çünkü Meryem'e üflenen Allah'ın kelimesidir. Ve Hazreti Mevlana bu noktada bize bir anafor daha koyuyor. Küpten sonra İsa'nın nefes anaforu oldu. Ve İsa'nın kelime olduğu, Allah'tan bir kelime olduğu bize beyan oldu. Bu meseleyle alakalı Mesnevi'nin diğer ciltlerinde, diğer beyitlerinde önümüze gelecek olan şeyler. Çünkü yaklaşık 1500 beyite kadar Allah-u Alem Mesnevi'nin temeli atılır. Ondan sonraları da bu temelin üzerine kurulur Mesnevi'de. Ve yüz binlerce şiir defterleri vardı. Bir tek ümminin kitabına karşı ayıp ve ağır haline geldi. Biliyorsunuz her dönemin bir hastalığı var. Her dönemin ileriye çıkmış, uç olmuş bir işi var, fiiliyatı var. Ve Cenab-ı Hak o dönemlerde göndermiş olduğu peygamberleri o dönemlerdeki uç yapmış, zirve yapmış hallerin üzerinde bir hal ile gönderiyor. Musa aleyhisselamın döneminde Firavun uç yapmış. İsa aleyhisselamın döneminde tıbbiye uç yapmış. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin yaşadığı dönemde belagat, güzel cümle kurma, uç yapmış, güzel şiir yazma, uç yapmış. Ve hatırlayacaksınız, hep bize söylerler ya, hani böyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin doğum yıl dönümlerinde geçmiş dönemle alakalı, karanlıkla alakalı hep bize anlatırlar. Ne yaparlardı? Kur'an inmezden önce Araplar belagatlı sözler, şiirler yazar, Kabe'nin duvarını asarlardı. Herkes o sözlü, o belagatlı, o birbirine uyumlu sözlere bakar, ne kadar güzel sözler yazıldığına bakarlardı. Ve böylece o söz hep orada asılı kalırdı. En çok
sevilen, okunan söz, Beytullah'ın duvarında asılı kalan sözlerdi. Ve o söz sahiplerini oradaki Beytullah'ın etrafındaki Araplar onları bahşişler verir, yemekler yedirir, yedirecek, içirecek, kalkındıracak yerler verir. Onlar istihdam eder. Onlar o toplumun entelektüeli hükmündedir. Onlar saygınlık verirlerdi. Ve onlar o sözleriyle saygınlık kazanırlardı. Ve onlar o sözlerinin ekmeğini yerlerdi tabiri caizse. İşte bu ne zamana kadardı? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine Kur'an indirilene kadar. Kur'an indirilince Kur'an ayetleri Beytullah'a asılmaya başladı. Beytullah'a asılmaya başlayınca o sözleri yazanlar Kur'an ayetlerine bakınca utançlarından gece gider yazmış oldukları şiirleri yerinden söker alırlardı. Bu ta ne zamana kadar sürdü? Hazreti Muhammed Mustafa Mekke'den sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Medine'ye hicret edinceye kadar sürdü. Hiç kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Mekke'deyken belagatlı sözlerini Kabe duvarına asamaz hale geldiler. Sebep? Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa'ya gelen ayetler o günkü ve bugünkü ve bundan sonra gelecek olan bütün belagatların üstündeydi. Ve bundan sonra gelecek olan bütün şiirlerin de üstündeydi. O yüzden Cenab-ı Hak ayet-i kerimede tabiri caizse şataat etti. Hadi dedi, hepiniz toplanın da bir ayet getirin. Hadi hepiniz toplanın da Kur'an'ın karşılığında bir söz getirin. Bu 1400 yıldan beri Kur'an'ın karşılığında bir söz gelmedi. Kur'an'ın üstünde bir söz de gelmedi. Sadece Kur'an'ı inkar edenler oldu cehaletlerinden dolayı. Kur'an'ın üstüne yenebilecek bir söz, yenebilecek bir cümle, Kur'an'ı yenebilecek bir şiir, bir hikaye hiç gelmedi 1400 yıldan beri. Bu Hazreti Muhammed Mustafa'nın değildi. Ya Muhammed Mustafa'ya peygamberlik veren ve onun kalbine vahyi indiren Allah'ın işidir. Allah'ın sözünün ve kelamının üzerine bir söz koymak, bir kelam çıkarmak mümkün değildi. Mümkün olsaydı ilahi kitap olmazdı. İman edilmesi gereken bir kitap olmazdı. İşte böyle yüz binlerce şiir defterleri vardı ki hepsi de Kur'an'ın karşısında tabiri caizse apışıp kaldı. Hepsi de Kur'an'ın karşısında dürüldü gitti. Her şey en güzel şekilde Kur'an'ı anlatabilir. Ama Kur'an'ı en güzel şekilde anlatan yine Kur'an'ın kendisidir. Onu en güzel şekilde tarif eden, yaşayan Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Kur'an'ı bu noktada geçebilecek bir söz ve kelam yoktur. İkinci kelam kime aittir? Hazreti Muhammed Mustafa'ya ait. Kur'an'dan sonra bir kelam dinlenilecekse, bir söz dinlenilecekse, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Mucibince ikinci söz Hazreti Muhammed Mustafa'nın sözüdür. Böyle galip Allah huzurunda aşağılık olmayan kişi niçin ölmesin? Böyle bir Allah var. Böyle her şeyde galip olan, her şeyde hak olan ve mutlak galip olan bir Allah'ın karşısında bir kimse ancak onun karşısında ölür. Yani kendisinden geçer, varlığından geçer. Kendi varlığını onun varlığının önüne koymaz. Kendi varlığını onun varlığından kıymetli görmez. Kendi sözünü onun sözünden daha kıymetli görmez. Kendi fikrini, kendi düşüncesini, kendi aklını onunkından öne geçmez. Aslında ölmeden önce ölmek bu manada kendi akıl noktasında Kur'an'la yarışmamak, Allah'la yarışmamak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle yarışmamaktır. Ölmeden önce ölmek, az yemek, az uyumak, az konuşmak demek değildir. Bu nefsi terbiye etmektir. Ölmeden önce ölümü yaşamanın yolu
Kur'an'a teslim olmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine teslim olmaktır. Ve üzerindeki her fiiliyatın Kur'an ve sünnet dairesinde olmasıdır. Yoksa bir kimse evet az yemekle nefsini terbiye eder. Az uyumakla nefsini terbiye eder. Az konuşmakla nefsini terbiye eder. Burada az yemek nedir? Bir kimsenin doymadan kalkmasıdır. Az uyuması ne demektir? Bir kimsenin kendi durumuna, konumuna, yaşına, konumuna göre ibadetlerini es geçecek. İbadetlerini yaptırmayacak şekilde gününü, bütün gününü uykuyla geçirmesi olarak alabiliriz. Gece ibadeti yapıyorsanız bu noktada bir sıkıntı yoktur. Burada az uyumak belki de dünyaya karşı, dünyevi olarak, dünyevi meşgalelere dalmaktır. Çünkü dünyevi meşgalelere dalmak uyumaktır. İnsanlar uykudadır. Öldüklerinde uyanırlar. İnsanlar niçin uykudadırlar? Onlar çünkü dünyevi meşgalelere tapmışlardır. Dünya onların taptıkları ilahı olmuştur. Dünyayı kazanmak, dünyayı bu noktada elde etmek onun ilahı olmuştur. Bu demek değildir ki o kimse dünyevi işlerini halletmiş. Hani Hazreti Mevlana yine bir mesnevisinin bir beytinde der ki, ticaret yapmak, kumaş alıp satmak, para alıp para kazanmak bize nehyedilmedi. Dünyayı sevmek, dünyaya tapmak bize nehyedildi der. O zaman alışveriş etmek dünyaya tapmak demek değildir. Ama bütün varlığını, her şeyini dünyaya vakfetmek, dünya peşinde koşmak, aklını, fikrini, gönlünü, kalbini, hayatını dünyaya vakfetmek, işte budur uyku asıl. Asıl uyku budur. Siz 5 vakit namazınızı, farzını yerine getiriyorsanız ve dünyadan bu noktada farz ibadetlerinizi yerine getirmek için ele tek çekiyorsanız vazifenizi yerine getiriyorsunuz demektir. İşte bir kimsenin ölmesi bu manada kendisini Kur'an ve sünnete teslim etmesi, kendisini haramlardan uzak tutması, haramlarla ilişkisini kesmesi ve kendi hayatını komple Kur'an ve sünnet dairesinde yaşamasıdır. Çok dağ gibi gönüller kopardı. Kurnaz kuşu iki ayından asa koydu. Akıl ve zekada kemale ermekle Allah'a varılmaz. Padişahın fazıl ve ihsanı aczini bilen kişiden başkasını kabul etmez. Hey gidi hey! Çok köşe bıçak kazıcı ve hazine doldurucular o kurup duran kişiye, o öküze, vezire maskara oldular. Öküz kimdir ki sen onun maskarası olasın? Toprak nedir ki sen onun otu olasın? İşte çok dağ gibi gönüller kopardı. Kurnaz kuşu iki ayından asa koydu. O vezir ve avanesi nice gönülleri, dağ gibi gönülleri yaktı yıktı, helak etti. Onların imanlarını yoktu, yıktı. Nice kurnazım diyen, nice akıllıyım diyenlerin akıllarını aldı. Onların beyinlerini, onların akıllarını çevirdi. Ne kadar böyle kendince alimim diyen, kendince müftüyüm diyen, kendince bir ilim sahibiyim diyenler bu vezirin oyununun karşısında allak bullak oldular. Niceleri vardır ki yıkıldı gitti. Hani bütün iman edenler helak oldu. İhlaslı olanlar müstesna. İhlaslılar helak oldu, şunlar müstesna diye uzun giden bir hadis-i şerif var ya. Evet. Helak oldular. Akıl ve zekada kemal ermekle Allah'a varılmaz. Hazreti Mevlana müthiş bir tespitte bulunuyor. Akıl ve zekanın kemale ermesi demek Allah'a varılacağı manası çıkmıyor. Nice çok akıllılar vardır ki o negatif akıl onları ne yapar? Perişan eder. Nice çok zekiler vardır. O ne yazık ki zekalarını negatif noktada kullanırlar ki perişan olurlar. Hey gidi hey! Çok köşe bucak kazıcı ve hazine doldurucular. O kurup duran kişiye, o öküze maskara oldular. Nice hazine peşinde, define peşinde koşanlar vardır ki işte o öküze maskara olurlar.
burada bir öküz hikayesi var. Bu öküz hikayesi Allah alem o hikayedir herhalde. Bir böyle İranlı bir kimsenin eserinde gözüm ilişmişti. İnsanlar hazine arıyorlarmış. Hazine ararlarken bir öküzün birisi gelir. Bir öküz böyle bir yerde o hazine arayıcılarıyla beraber yük üstünde dururken ayağı bir çukura kaçar. Ayağı bir çukura kaçınca hazine arayıcılar bakarlar ki işte öküzün altında bir ayağı bir çukur var. Hazine arayıcılar böyle hayalperest insanlardır. Gidin ne hikayeler dinlersiniz onlardan. Ne haritalar bulursunuz. Ne hikayeler ne hikayeler. Oradan Yunanistan'dan papazlar mı gelmemiştir? İsviçre'den hahamlar mı gelmemiştir? Yok bilmem nereden bilmem kimler mi onu söylememiştir? Yok derinin üzerine yazılmış, çizilmiş, işte bilmem nereden sağa döneceksin, 20 adım gideceksin, sola döneceksin, orada bir tane meşe ağacı bulacaksın. Yok meşeye sırtını döneceksin, güneşin doğduğu yere 50 adım gideceksin. Ne hikayeler vardır. Bir dinleyin, inanırsınız 10 dakika sonra. Ya ne yapmak lazım dersiniz. Onlar da hemen başlarlar. Gidelim. Hatta bunlar o kadar böyle hayalperest, o kadar kuru, kuruntulu, o kadar söylediklerine inanırlar ki yanındaki kimseye söylerler, o ona söyler, o ona söyler, en sonuncusu gelir ona söyler, ilk defa dinliyormuş, kendi hikayesi değilmiş gibi dinler, dediği yere kendisi gider. Böyledir onlar. Vardır hep etrafınızda. Sakın ha! O hayali definenin peşine düşmeyin. Sakın ha! O size anlatanın hayali o. Bugüne kadar bir tanesi buldum diye gelmedi. Bulanlar da Cenab-ı Hak tevafukat önlerine getirir. İşte böyle bir öküz hikayesi var. Tabii normalde bu öküz ne? İşte İran'da böyle defineciler vardır. O defineciler define ararlarken o öküzün, o öküz işte ayağı bir yere kaçar, bir yere kaçınca orayı kazarlar, defineyi bulurlar. Derler ki bu öküz defineyi buldu. Ve o defineciler ondan sonra o sarı öküzün peşine gidip durduğu yerde define ararlar. Hazreti Mevlana Allah-u Alem ona atıfta bulunuyor. Diyor ki nice o köşe bucak kazıcı ve hazine doldurucular, o hayalperest, o öküzün peşine koşarlar. Ve o hayalperestin peşinde ne olurlar? Helak olurlar. İşte dünyada böyle hayalperestlerin peşine düşenler dünyevi olarak helak olurlar. Adam gelir ya sana bir hayal satar. Öyle bir iş yapacağız ki zengin olacağız da. Ne kadar para var? Cebinde hiç yok. Sende ne kadar var? Var. Onun cebinde hiç yok ama. Onda ne var? Hayal var. Hayaliyle o hayal satar. Senin parayı üter. Senin cebinde 20 lira 30 lira vardır. Bir bakmışsın ki 20-30 lira bir haftada gitmiş. Bir hafta sonunda elinde bir tek hayal kalmış, başka bir şey yok. Siz çalışarak da emeğinizi yiyin. Hayalperestlerin peşinde koşmayın. Sanatkarsın, çekirdeğin ucunu sağlam tut. Sıvacısın, malının ucunu sağlam tut. Tamircisin, anahtarın ucunu sağlam tut. Memursun, kalemin ucunu sağlam tut. Sağlam tutsan. İşçisin, bir makinede çalışıyorsun, makinenin ucunu sağlam tut. Bir yerde çalışıyorsun, işin ucunu sağlam tutsan. Hayalperestlerin hayaline bakma. Ya, göçer gidersin. Elindeki de gider, helak olursun. Öküz kimdir ki sen onun maskarası olasın?
Bir insan öküzün peşinden gider mi? Öküzden medet umar mı? Öküz kimdir ki? Toprak nedir ki sen onun otu olasın? Oo, sen diyor Hazreti Mevlana, toprak gibi ya nebadat da değilsin. Ya sen nebadattan üstünsün. Sen bu aleme halife olarak indirildin. Bu aleme halife olarak gönderildin. Ne toprak nebavatsın, ne nebavatsın, ne de hayvanatsın, ne de hayvanlaşmış kişilerin arkasına düş. Ya kim o? Aşktan nasibi olmayanlar neydi? Eşekten farkı yoktu. O zaman sen ol. Aşktan nasibi olmayanların peşine düşme. O zaman sen ol. Sakın ha, aşktan nasibi olmayan kimselerle düşüp kalkma. Sen ol. Asla ve asla bu tip meselelerde Allah muhafaza eylesin. Sen asla kendini bilerekten ne yapacağını, ne edeceğini düzgün bir şekilde, uygun bir şekilde kesmez. İnşallah. Bunlar bitsin. İnşallah. Kurşun dökmek, döktürmek caiz midir? Hayır. Kur'an-ı Kerim dışındaki kitaplar neden korumaya alınmamıştır? Kur'an-ı Kerim'in gelmesine vesile olacak. Son kitap Kur'an. Son kitap Kur'an olunca Cenab-ı Hak son kitap Kur'an'ı ne yaptı? Muhafaza etti. Ve son kitap Kur'an'ı da bu noktada ne yaptı? Kendi içerisinde muhafaza etti, korudu. Maide suresi 64. ayette onun iki eli de açıktır ibaresini açıklar mısınız? Burada elinden kastının ne olduğu bilinmez. Tabi bunu Selefi Vahabi taifesi ve bir kısım Müslümanlar Allah'ın eli olduğuna hükmetmişler. Fakat onun elinin ne manaya geldiğini söylememişler. Bu müteşabih bir ayet. O yüzden Allah-u Alem buradan iki elden onun iki eli açıktır ayeti kerimesi Cenab-ı Hakk'ın cömertliğini gösteren bir ifade. Allah cömerttir, kadidir. Yani Cenab-ı Hak bu noktada iki eliyle de vericidir. Biz Allah'ın iki eli de açıktır ayet-i kerimesinden anladığımız bu tip, bu mesele müteşabih mecazi bir meseledir. O yüzden biz onu müteşabih mecazi meseleler içerisinde görürüz, öyle hükmederiz. Şunu kaldırmama müsaade edin ortada. Yoksa bu beni rahatsız edecek. Kendimi sorulara verebileceğim. Yapıldığı madde nedir? Harika. Rüya manevi bir şeydir. Bu noktada bir madde söz konusu değildir.
mes neyi ifade eder? Mes etmek bir şeyi böyle elinizi ıslatıp kafayı mest etmek, başınızı mest etmek. Veyahut da mest dediğimiz o deri veya altınız altına su geçirmeyen bir ayakkabıyı üzerine mest etmek demek. Bir arkadaşım namaz kıldıktan sonra secdede uyku hali geldiğini ve uyuduğunu, bunun ne demek olduğunu size sormamı rica ettim. Uyumuş. Bundan manevi bir şey çıkmaz. Böyle bizim toplumumuzda enteresan bir olgu vardır ya. Böyle işte enteresan bir olay yaşandığında onunla alakalı hemen biz manevi bir şey ararız. İşte çocuk kınalı doğdu. Gece yattı, sabahleyin uyandığında ellerinde kına vardı. Vücudunun bir tarafında kına vardı. Muhakkak mübarek bir şeydir o. Veyahut da zikrullah yaparken cırt diye bir ses işitti. Mübarek bir şeydir. Ya korkar lambaya açar kübbede yatar ya da o mübarek bir şeydir. Muhakkak onun bir yorumu lazımdır. Bunun gibi. Sizden hayırlı bir evlilik yapabilmek için dua istiyorum. Lütfen bana dua eder misiniz? Allah hayırlıysa, hayırlısıysa herkese hayırlı evlilik nasip eylesin. Ama bununla alakalı ne yazık ki ne anne babalar gayret gösteriyor ne de çocuklar gayret gösteriyor. Bunu böyle İslami noktada bu meseleyi ele alacak olursam İnsanlar bu noktada doğru davranmıyor. Evlenme çağına gelen çocuklarınızı evlendiriniz. Hadis-i şerif, emir. Bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu evlenme çağına gelince annesi, babası onu evlendirmek için teşvik edecek. O evlenmeyi istiyorsa onu evlendirecek. Bir erkek evlenmeyi istiyor. Anne baba ne yapıp yapıp onu evlendirecek. Böyle yok armudun sapı var, yok üzümün çöpü var. Bu erkekler için de kadınlar için de geçerli. Bu erkekler için de geçerli, kadınlar için de geçerli. Evliliklerini bu noktada geciktiriyorlar. Bir anne baba çocuğunun evliliğini geciktiriyorsa kasıtlı olarak günah kebair işliyor anne baba. Farkında değil. Günah kebair işliyor. Anne baba çok dindar, ne dindarlar 5 vakit namazlarını kılıyorlar. Vay 30 Ramazan oruçlarını tutuyorlar, ömreden, haçtan geri gelmiyorlar. Oğulları veya kızları evlenecek ama evlendirmiyorlar. Bu şuna benziyor. Ben bazen diyorum ki herkesin bir günah-ı kebairi vardır diyor hadis-i şerifte. Ya ümmetin bir günah-ı kebairi vardır ümmetten herkesin. Sakın kendinizi günahsız görmeyin. Sakın birisi için de bunun hiç günahı yok demeyin. Ben görmedim diye. Herkesin bir günahı vardır. Ama günah işleyenlerin diyor en hayırlısı günahına tövbe edenlerdir. O kimse tövbe ettiği müddetçe Cenab-ı Hak onu ne yapar? Affeder. Ama evlilikle alakalı anne babalar ve çocuklar da bu noktada hata yapıyorlar. Evlenme çağına gelen çocuklarını evlendirmiyorlar. Evliliklerini teşvik etmiyorlar. Kız annesi babası diyor ki sen evlenince göreceksin, hiç kapını dahi açmayacağız. Göreceksin sen neler çekeceksin. Öyle diyeceğini şunu demiyor.
yavrum sen evlendiğinde zorlandığında beni ara. Ben gelir her işini yaparım sana. Sana yardımcı olur. Yeter ki senin evliliğin yürüsün. Şimdi eskisi gibi değil. Biz önceden bir evin içindeydik. Herkes birbirine yardım ediyordu. Şimdi öyle değil. Ya şimdi oğlum, yavrum, kızım, şimdi herkesin evi ayrı. Bir eksiğiniz, bir hatanız, bir kusurunuz, bir ihtiyacınız olduğunda biz yanınızdayız. Bunu söyleyen anne baba çok az. Veya oğlunu evlendirecek. De ki evladım ben senin arkandayım. Bir şeyde eksiği noksanın olursa Allah'ın izniyle aile olarak elimizden geleni yaparız. Pozitif olarak çocuklarının arkalarında duracak anne babalar. Durmayınca bu sefer evlilikler kısa sürüyor. Durmayınca evlilikler çatırdıyor. Ayrıyetten de çocuklar gelmiş evlenme çağına. Anne babalar çocuklarını evlendirmekte gecikiyorlar. Cenab-ı Hak tez zamanda evlendirsin inşallah. O yüzden mesela Hanefiler evlilikte anne baba izni aramamışlar nikahta. Şafiler aramış. Hanefiler nikahta anne baba izni aramamış. Bir çocuğu annesi babası evlendirmiyorsa bu sefer bu yol açılıyor o kimseye. Bakın bir anne baba çocuğunu evlendirmiyorsa bu yol açılıyor ona. Ama kız ama erkek. Ne verdi? Kızı istedi ne verdi? Kız bir sefer söylüyor. Bir daha söylüyor. Bir daha söylüyor. Ya ver. Neden vermeyeceksen de vermediğini söyle. Yok cevap yok. Kızına babasına diyor niçin vermiyorsunuz kızınızı söyler misiniz? Yani sebebi ne? Dedim ya sebebi ne? Bu kız evlenmek istiyor. Sebebi ne? Böyle durdu. Sebep yok hocam dedi. Ya dedim bak bu çocuklar sizi kırmak, incitmek, ezmek istemiyorlar. Yani evlenmek istiyorlar. Dedim ben hani bu noktada araya girdim hani. Allah rızası için. Sebebi yok hocam dedim. Erkek dedi ne yapayım? Sen bilirsin abi. Kız dedi ne yapalım? Siz bilirsiniz dedim. Ben. Karar sizin. Adam erkek şey duramadı böyle. Ne o? Sağlam duramadı. İçimden dedim ki böyle bir çıt şey oldu. Gevşedi çocuk böyle. İçimden dedim ki yo olmadı şimdi dedim içimden. Eğer çocuk gevşememiş olsaydı bir çıtta çocuğa diyecektim. Al götür. Çocuk bir çıt gevşeyince dedim ki yok. Gevşe dedim. Tamam. Gevşediği de neydi biliyor musunuz? Dedi ki ben şimdi kendi başıma evlensem bütün eşyayı kendim alacağım dedi. İçimden yürü git lan dedim. Senin adamlığın da orada kalsın. Sen de orada kal. Gevşemesi buydu. Bir anda böyle ağzından kaçırdı. Evlendir. Ve evlen. Evlendir ve evlen. Bu noktada böyle erkeklere de aynı şeyi söylüyorum kızlara da. Önce erkeklere söylüyorum. Öyle hayallerinizin prensesi yok. Öyle her dediğinize muhte olacak tabi sahip diyecek. Gel gel git git yat yat kalk kalk zıpla zıpla işaret parmağının üzerine hamuda kalk hamuda kalk. Öyle bir bayan yok. Böyle bir şey beklemeyin. En iyileri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerindeydi. O dahi dama çıktı.
insanlar hayallerinizin prensi yok. Öyle beyaz atlı birisi gelip de şakır 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 ata binip kılıcı çekip böyle sizi tuttuğu gibi atının terkisini alacak, dıkıdık 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 gidecek bir adam yok. O malum Malkoçoğlu. O da evlenirken öyle evlenemedi. Yok böyle bir şey. O yüzden sizin de bir dediğinizi iki etmeyecek bir erkek profili yok. Yok. Makul olan şeyler de anlaşın. Ha, makul olan şeyler ne? Haram istememek. Birbirinden haram istememek. Birbirine harama doğru yol aldırmamak. Yokuşa sürmemek. Makul şeyler de anlaşın. Evlenirken kolaylaştırın evliliğinizi. Yok işte şu kadar altın alacaksın, yok bu kadar takı takacaksın, yok bu kadar eşya alacaksın. Ben evi filanca yerde isterim demeyin. Erkekler de, yok sen hınkal biliyor musun, yok sen mantının ondan sonra kıymalısını, kıymasızını istiyor musun? Kıymalısı benim mideme ağrı yapıyormuş kıymalısı. Beyefendiye haşlanmış patatesten mantı oluyormuş. O bayan da bunu bilmiyormuş. O yüzden annesinin kafasında soru işareti olmuş. Çocuğa dedim bir dakika gelir misin? Geldi. Biriniz gelsin. Gel. Dedim otur otur. Bunun da kafası müsait zaten. Böyle elimi koydum kafasının üzerine. Böyle bakıyorum şimdi. Çocuk da bakıyor neye bakıyorum diye. Ne oldu dedi. Tamam ben böyle baktım baktım. Oğlum senin randımanın yüksek dedim. Kaldı. Oğlum dedim mantıyı buldum da dedim ben. Haşlanmış patateslisini mi arıyorsun? Ya mantı yapacak bir kız bulmuş. Ya mantı yapacak mantı. Kızımla razıyız hocam asıl mantıya razıyız. O derecede. Sen de çok indirdin aşağıya. Ne abi ben yapayım yemek yemeyeceğim evde çoğu zaman. Dur o kadar açık etme ya. Yok sıkıntı yok zevk alıyorum. Allah muhafaza eylesin inşallah. Bir sohbetinizde sevgiden bahsederken sevgiyle aşkın çok az bir farkı var demiştiniz. O fark nedir? Allah'a aşkın sevgiden ayrılan noktası nedir? Açıklar mısınız? Aşk itobik bir nokta. Bencesi. Bencesi. Bir kimse aşıklık haline ulaşabilir. Ama orada devamiyet kesbetmesi, her daim o noktada durması mümkün değildir. Bu şu hadisi şerife de dayattırabiliriz. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet et. Bu bir kimsenin aşıklık hali maşukunu görüyormuş gibi olmasıdır. Hadis-i şerif devam eder. Sen onu göremezsen de, öyle yapamıyorsan da her an o seni görüyormuş gibi yaşa. Sevme halidir, sevgi halidir. Seven kimse her dem sevdiğiyle beraber olma arzusundadır. Ama bir an berabermiş gibi algılar ki o aşktır. Aşıklığın bu noktasıdır. Ve o esnada da aşığın üzerinde her ne var ise maşun sıfatı ve fiili olur. Bu her dem insanın üzerinde olabilecek bir hal değil. O yüzden aşkla sevmenin arasında, sevginin arasında bu ince perde vardır. Aşığın üzerindeki her ne var ise maşuğa aitse
o kimse aşıklığının zirve noktasına çıkmıştır. Artık o aşığın üzerinde kendine ait hiçbir fiil, kendine ait hiçbir şey kalmamıştır ki bu aşıklığın zirvesidir. Ama sevmek de aynı şekildedir. Sevme noktası nedir? O kimsenin her daim bu hal içinde hallenmek için mücadele etmesidir. Allah bizi onlardan eylesin. En büyük amcam bütün kardeşlerinin hakkına girip işini kurdu, yükseldi. Arkada birçok insanı muhtaç durumda bıraktı. Geçen sene Umre'ye gitti ama giderken kimseden helallik almadı. Umresi kabul olmuş mudur? Kul hakkıyla Umre'ye gidilir mi? Vallahi orada bir bunun Umresi kabul edildi, bununki kabul edilmedi diye bir masa kurdu. O masanın mühürleyiciden hiçbir haberim yok. Muhakkak masa kurulur mu? Evet. O masada bir de mühürleyen var mıdır? Evet. O mühürleyen de kimin ömresinin kabul olunup kimin olunmadığını mühürler mi? Evet. Ama bundan bizim bir haberimiz var mı? Yok. Kul hakkı önemli mi? Evet. Kul hakkı bir kimsenin hakkı mı? Evet. Ama bir kimse kul hakkı varken Cenab-ı Hak onun ömresini kabul eder mi, etmez mi? Bu Allah'a ait bir şey. Ya biz isteriz ki herkes kul hakkıyla helallaşıp da gitsin. Harika bir şey olur. Harika bir şey olur. Ama burada hükmetmek Allah'a. Alacağı olanlar şöyle düşünürler. Yok canım ya. Allah bunun ömresini kabul etmez. O adama onun borcu varsa ondan alacaklı olanlar var bir de. Onların da bir kısmı şöyle dua edebilir. Ya Rabbi şunun ömresini kabul eyle, dualarını da kabul eyle, döndüğü zaman bizim borçlarımızı ödesin. Öbür alacaklı olan şöyle düşünebilir. Yani bana borcu varken nasıl da ömreye gitti ya, bana borcunu ödeseydi. Öbürkü de şöyle düşünebilir, her alacaklı borç aynı kategoride değil. Yani bu kardeşin amcası için konuşmuyorum. Öbürkü de şöyle diyebilir, lan bir sürü borcum var, bir ömreye gidelim de Allah'a yakın olayım, bir yalvarayım yakarayım. Oradaki dualar geri çevrilmiyormuş. O duanın yüzü hürmetine bir döndüğünde bütün borçları ödetecek. Cenab-ı Hak kapı aralar. Niye ümit etti gitti? Hatta ben böyle işi sıkıntıda olanları sen bir hacca ömreye git diyorum ben. Duruyor. Diyorum git orada borçların için dua et. Bu sıkıntıların için dua et. Cenab-ı Hak Beytullah'ta yapılan duayı geri çevirmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kabri şerifinde yapılan duayı geri çevirmez. Hadisle sabit. Olayla sabit. Sahabeden birisi Hazreti Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra gelir bir müddet sonra mezarının başına kapaklanır. Oranın toprağından yüzünü gözüne siler. Ya Rabbi şu peygamberinin yüzü sürme beni affet. Sen kim peygamberin karşısına gelir de ey Habibim eğer sana günahlarıyla gelir birisi tövbe ederse karşısında affedici bir peygamber bulurdur. Ayet-i kerimesini de okur orada. Şimdi Selefi Vahabi çizgisinde olanlar bunları kabul etmez. Ve kabri şeriften bir nida gelir. Af olundu. Cenab-ı Hak seni affetti. Affedici olan Allah'tır. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini vesile etmek sünnettir. Güzel bir sünnettir. İyi bir sünnettir. Kuvvetli bir sünnettir.
Bir kimsede sıkıntısı vardır, gider sıkıntısını der ki ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ne vesile edeceğim başından. Allah beni kurtaracak da. Cenab-ı Hak kurtarsın. Herkesin bakış açısı. Haydari'nin anlamı nedir? Bunun anlamı ta Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri'nin zamanına kadar gittiğini söyleyenler vardır. Bir kısmı Hazreti Ali Efendimiz'in zamanında değil, ondan sonrasına çıktığına dair rivayetler vardır. Ama biz inanırız ki Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri'nin zamanına dayanır. Böyle mistik bir çıkış noktası vardır. İşte o bu hadiste de sabittir. Hani ashab Allah'ı zikrederken Cebrail aleyhisselam gelir der ki ya Resulallah Mescid-i Nebevi'de Allah'ı zikreden ashabından Allah memnun oldu. Onları affetti, onları müjdeledi der. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinden hızla mescide gider. Bakar ki ashab zikrediyor. Zikrederken gider yanlarına otur. Oturunca zikrullahı keser ashab. Derler ki ne yapıyordunuz? Anam babam size feda olsun. Derler ki ya Resulallah Allah'ı zikrediyor. Sizin hakkınızda Cebrail aleyhisselam geldi böyle söyledi der. Ve bir rivayette Allah der kendi ekseni etrafında döner. Rivayet edilir ki cübbesi üzerinden düşer. Cübbesi üzerinden düşünce verirler. Der ki dostu zikrederken benden düşen dostlara feda olsun. Herkes birer parça keser ondan. Paylaştırdılar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri o cübbenin bir parçasını bu sarının burasına başımın tacı der buraya koyar. İlk halifelerin önündeki bu işaretin oradan geldiği söylenir. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri hem sahabe hem aynı zamanda da damat diye iki tane verirler parça. Birini bir omuzuna, birini bir omuzuna diktirir cübbesini. Haydari'nin çıkış noktası burasıdır derler. Cehri zikir erbabı da kendi sahabeden pirlerini Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri hani Ali-u Haydari Kerrar derler ya ismi lakabı budur ya, Haydari de oradan gelir. Haydari Kerrar Hazretleri. Haydari de oradan çıktı derler. Doğrudur, yanlıştır, birisi itiraz edebilir. Biz etmeyiz, kabul ederiz. O yüzden de Cehri Zikir Erbabı Haydari'yi giyer kendisi. Bu normalde Sufilerin kendilerince bir inanışları vardır bu noktada. Kendilerince Haydari'nin kendilerini maddi manevi şerden, nefislerinin getireceği şer şeylerden muhafaza ettiklerine inanırlar. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerine dayanarak da. Hayvanların canını insanlarınki gibi Azrail Efendimiz mi canlarını alıyor? Bütün nefisleri ölümü tattıran Azrail aleyhisselamdır. Dizlerinde sorun olan kişiler sandalyeye oturarak da namaz kılabilir mi yoksa yere mi oturmalıdır? Hadis-i şerifte yere oturulur diye hükmederler. O yüzden bir kimse normalde eğer yer varsa ayaklarını uzataraktan yerde oturaraktan namazlarını kılacaklar. Yerde de oturamıyorlarsa o zaman bir kanepede, bir sandalyede, bir koltukta oturaraktan namazlarını kılabilirler. Bu camilerde hani sandalyeleri kaldırıyorlar ya şimdi. Bu iyi bir fetva. Çünkü zaman içerisinde camileri kiliseler gibi herkes sandalyesini kapıp gelip sandalyede oturacak böyle gidersin. İşin bir de bu tarafı var. Yani biraz benzeşmeye başladı. Emekli olan bir tane taburesinin üzerinde minderi. Kimisi böyle arkasında da minderliği var. O sandalye onun. Camide yeri de belli. Hiyerarşiye göre de koymuşlar.
o mahallenin iyi birisi, zengin, camiye de biraz yardım ediyorsa onun koltuğu ve sandalyesi daha cahçaflı belli yerde. Hiç kimse onun sandalyesini kımıldatamıyor. Yerinden oynatsın imam müezzin sıkısa. Hiç bu noktaya gidiyor. Hele bazı camilere cumalara giriyorum. Allah affetsin. Politbüro üyeleri gibi arkaya sıralanmış bütün herkes. Gelene gidene de bakıyorlar. Nezaret ediyor herkes. Politbüro üyeleri gibi. Hatta yanındakinin diyor, bu filancanın fişmancası. Bu kim? Tanımadım onu. Sen kimsin? Beni saftan çıkartmışlar. Saftan çıkartmışlar. Araya mı girdin? Evet. Hata etmişiz. Onlar kombine. Kombine oluyor onlar. Resmen. Güzel. Umut attılar buna ya resmen. Çık diyoruz, söyleyelim onu. Kedi evde beslenirken köpek neden beslemesi uygun değil? Kim dedi kedi beslenir diye? Evet, evinizde fare, börtü, böcek varsa kedi besleyin. Önü alınamaz bir fare baskınına duçar olduysanız, evinizde fare varsa tavan arasında olimpiyatları yapıyorlarsa, söyleyecek laf yok zaten. Siz bilmezsiniz olimpiyatları. Bizim eski bir ev vardı Bayındır'da. Gece saat 11'den sonra düdük çalıyordu. Biz de hala devam ediyoruz. Devam ediyor mu? Var mı öyle olimpiyat? Evet. Saat tutuyorsunuz mu? Böyle akşam böyle gece karanlık, yani hava karardıktan sonra başlıyorlar koşmaya bir peşinde. Tamam, bizde her gece olimpiyatlar vardı. Ben hatta diyordum ki mahallenin bütün fareleri bizde. Eski tip tavan tabii, böyle iki tane ev yan yana, ortasında bir duvar var, oradan oraya hoplayabiliyorlar. Ondan sonra tahmini söylüyoruz, hoplayabiliyorlar diye. Çünkü pat diye bir ses geliyor. Ben diyorum ki bu uzun atlama. Hatta bir ara böyle sinemasını yaptırdım. Abim de makine mühendisliğini kazandı, geldi. Sanki o evden çıkmamış gibi. Atladı, ne oluyor dedi. Dedim sen hesapla. Neyi hesaplıyorsun dedi. Ben makine mühendisliğini okuyorum dedim. Farenin sıçrama metresini hesaplayacağım dedim. Ve dedim tahmin edeceğim bu kaç gramlık der. Baktı böyle, oğlum sen kafayı yemişsin ya dedim. Dedim ne yapayım dedim, her gece ben onları dedim, dinliyorum burada dedim. Ondan sonra neyse, en sonunda artık annemi ikna ettik güç bela. Bir iki ilaç milaç koyduk oraya. Bir iki böyle fakmak koyduk, bir de onlar böyle öldüler orada, bir de kokusu. Haydi olmadı, Mustafa Özbağ düştü iş. Orada tavana çıkacak yer vardı. Komple tavanı temizlemek zorunda kaldım. Kokudan kurtulmak için. Eviniz böyleyse evet fare besleyebilirsiniz. Pardon. Kedi besleyebilirsiniz. Bu noktada bir sıkıntı yok. Sanki ben kedi besleyebilirsiniz dermişim gibi soruyorsunuz bunu. Kedi besleyin. Kedinin artığını necis olarak görmemiş Hanefiler. Köpeğin artığını necis olarak görmüşler ve köpeğin tüyü düşse bir yere orayı temizlemek gerekir. Veya köpeğin üzerinde tüy olsa, bir kimsenin üzerinde köpek tüyü olsa, o köpek tüyünü temizlemeden namazı duramaz. Ama işin enteresan noktası, yani ben buna otomatikman kendimce karşıyım evde kedi köpek beslemeye. Sebebi şu. Yani normalde mesela hiç çocuğu yok, evlenmemiş, torunu da yok. Etrafında böyle sevgisini akıtabileceği bir insan bulamamış ya. Böylesini de ayrı tarif ediyorum tabii bu tip insanları da. Onlar baksınlar kedi köpek. Ama eğer bir kimse etrafında sevecek bir küçük çocuk bulamıyorsa kendine baksın. Ben neden birini sevemiyorum? Neden birinin çocuğunu sevemiyorum? Bir de millet
yani çok affedersiniz, çocuk besleyip bakacağına köpek besleyip bakıyor. Böyle örnek diyorum ya, dükkanın önünden birisi geçiyor, bir kız çocuğu, elinde köpek var, annem, annem diyor böyle tuhaf bir sesle. Baktım, dedim evladınız mı? Çocuğunuz mu dedim ben? Böyle hani böyle tuhaf konuşan kızlar var ya, ben onun annesiyim gibisinden böyle bir şey yap. Allah Allah dedim ya. Dedim özür dilerim Allah dedim yani böyle hani köpeğin annesi. Veya kedinin annesi. Kediye yavrum, evladım diyor ya. Yani bir anda duruyor. Demek ki kedi doğurmuş. Çocuk seveceklerine kedi köpek seviyorlar. İnsanı sevemeyenler kedi köpek seveceğim diye uğraşıyor. Allah cümlemizin dualarını kabul eylesin. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Herkesten aşık olur mu? Evet. Olursa biz nerede hata yapıyoruz, eksik nedir? Olamadınız demek ki. Gaflete düşmemek için ne yapmalı? Gaflete düşmemeli. Ey Davut uyanık ol. Mürit mürşidini kıskanır mı? Evet. Onu gıptaya çevirmesi lazım. Bayanlar ney üflerken erkeklerin ney sesini duyması uygun mudur? Eğer uygun değilse neden uygun değildir? Uygun değil diyen var mı ki? Ney sesi dediniz? Bir kamışın sesi. Buna da mı haram diyen çıktı yoksa? Ney sesine haram diyen rüzgarın ağaca vurduğunda çıkardığı sesi de dinlemeye haram diyecek. Denizin dalgasının çıkardığı sese de haram diyecek. Ney sesi haram dediği zaman bülbülün sesine de haram diyecek. Veda olayı Kur'an'da var mıdır? Varsa Allah bazı olayları bilmez ve daha sonra mı anlar? Veda olayını bilemedim. Ama Allah bütün her şeyi bilendir. Kaf 29 benim katımda söz değişmez. Yunus 64 Allah'ın sözlerinde değiştirme olmaz. Bakara 106 herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya unutursak onun yerine daha hayırlısını veya onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin? Bu güç ayete göre Allah çelişmekte değil midir? Hayır. Benim katımda söz değişmez. Yunus 64 Allah'ın sözlerinde değiştirme olmaz. Herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır, kaldırır. Bu benim katımda söz değişmez dediği bu noktada hükmü Allah koyar, Allah kaldırır. Cenab-ı Hak bir hükmü kaldırıp başka bir hüküm koyar mı? Evet. Bir de bu ayet-i kerimelerin nüzül, esbab-ı nüzüllerine bakmamız gerekir. Gerekir. Esbab-ı nüzulde hangi olaya mütalik o söz söylendi? Kur'an'da Allah'ın veçinden yani yüzünden bahsedilir. Hazreti Adem için iki elimle yarattım der. Kimi zaman yunina, ayunina yani gözlerimiz diye söz eder. Bazı hadislerde Hazreti Adem'i kendi suretten yarattı anlatılır. Bu durumda Allah insana mı benzer? Cenab-ı Hak Adem'i alemi Adem'in suretinde, Adem'i de kendi suretimde yarattım der. Buradaki suretten kasıt yüz değildir. Ama suret isim söz konusu olduğundan mesela bir kimsenin yüzüne vurmak caiz değildir o yüzden. Bu hadis-i şerifin metnine göre de
Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri siz insanların yüzüne vurmayız, vurmayınız. Allah onları kendi suretlerinde yarattı der. Burada normalde suret, bir şeyin sureti kendisi değildir. Bir suret çıkar derler. Nesidir bu? Kopyasıdır. Kendisi midir? Değildir. Bir şeyin gölgesi kendisi midir? Değildir. Cenab-ı Hak da alemi Adem'in suretinde yaratmış, Adem'i de kendi suretinde yaratmış. Buradaki suretten kasıt insanların sıfatları diyebilir miyiz? Evet. O zaman insan bu manada küçük alem midir? Evet. Ve küçük alem olduğu için de alemin de bir şekilde sureti midir? Evet. Aynı zamanda da Cenab-ı Hakk'ın kendi sureti midir? Evet. Aynısı değildir. Aynısı değildir. Ve sufi cenahla gölgedir. Nisa 3, eğer yetimlerin haklarını gözetlemeyeceğinizden korkarsanız size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Bu ayette yetim hakkı gözetmekle nikahlanmak arasında bağlantı nedir? Normalde bir kimse yetimlerin haklarını gözetememek, bir kadın çocuklarına bakamayabilir. Bir erkek de çocuklarına bakamayabilir. Bu sefer normalde orta yerde kalan yetimler vardır. Yetimlerin haklarını gözetecek. Eğer anneleri öldüyse onlara bakıp gözetecek bir anne, babaları öldüyse bakıp gözetecek bir baba gerekli. Meymune annemizin çocuklarına Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bakıp gözetmesi gibi. Çocukları yetim kalır. Meymune annemiz de yaşlıdır. Onu nikahlayacak böyle bir insanlar nefsane düşünürler. Yaşlı kadını nikahlamazlar. 4-5 tane çocuğu olan insanı nikahlamaz erkekler. Onu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri nikahlar çoluğuna çocuğuna ve kendisine bakar. Bunun gibi. Bir kadının yetimleri vardır. O yetimlere bakamayacak noktadadır. Bir erkek bu sosyal faciayı önlemelidir. Bunu şimdi bugünkü insanların hayat standartından bakarsanız zorlanabilirsiniz. Savaş oldu. Zaten nüfus diyelim ki 5 milyondu. 5 milyon nüfusun içerisinde 1 milyon erkek öldü. Geriye 500 bin tane, 500 bin erkek kaldı. Geri kalan kadın ve çocuk. O toplum ne yapacak? Sosyal faci. Bu ayet-i kerimeyi, sonraki ayet-i kerime nesheder. Sizin için tek eşlilik uygun görmüştür der. Ama bu sosyal faciaları da o günkü gözle bakarsak veyahut da yarın ne olacağı belli mi? Bosna'ya gidenler bilir. Bosna savaştan sonra 3 kadına 1 erkek düşüyor. Hala da Bosnalılar ne düşünüyor biliyor musunuz? Bu son gittiğimde oradaki şey efendiyle böyle kısa bir sohbetimiz oldu.
bana söylemedi, benim yanımdaki kimseye söyledi. Dedi ki, Bosna'dan evlenecek olan erkekler dedi, Bosna'ya gelip yerleşmeleri lazım dedi. Burada dedi duracak, buraya yerleşecek dedi erkek dedi. Çünkü dedi, burada dedi Müslüman erkekler azınlıkta dedi. Müslüman erkekler azınlıkta. Ve biraz daha ileri şeyler söyleyeyim. Gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerin büyük bir çoğunluğunda ne yazık ki büyük bir çoğunluğunda kadınlar fazla. Bazı yerlerde %30'a, bazı yerlerde %20'ye yakın kadınlar fazla. Bu ayet-i kerime kendi döneminde, yani normalde bundan 300 yıla varıncaya kadar hukukunu icra etmiş bir ayet-i kerime. Neden savaşlar, toplu hastalıklar, savaşlar ne yazık ki cenemesini çeken hep kadınlar ve çocuklar olmuş. Savaşlardan geri kalanlar, mesela bizim Anadolu'da, bizim topraklarımızda meşhur bir şey vardır. Bir gelenek vardır. Tam bunu yeniler bilmez. Eğer savaşta bir kimse şehit düştüyse, o şehit düşen kadını, normalde ve çocuklarını oradan birisi böyle göstermelik nikahlar kendisine, böyle zengin olan bir kimse göstermelik derken nikahını alır, ilişmez ona. O şehit hanımıdır çünkü. İlişmez ona hiç. Onda kendi evinde orada çocuklarını bakar, gözetir, yiyeceğini, içeceğini, bir şey lazım mı değil mi gider gelir. Ama ilişmez hiç. Genelde şehit eşlerine ilişmezler hiç. Ama birisi evlenmek istiyorsa evlenir. Bu haram değil. Ama böyle bir gelenek oturmuş. O şehit çocuğudur, ona bakarlar. Babası şehitlikte, onun dedesi şehitlikte kaldı. Onun dedesinin babası şehitlikte kaldı. Ben bunun dedemden duyduğum şeyler. Bayındır'da birisi bir şey olduğunda düşünür. O böyle, he, o filancanın fişmancasıydı. O şehitlikte kaldı. Yani o bir savaşta şehit düşmüş. Onlardan kalan. Ecdadında şehit var onun. Onlar ayrı bir aile. Şimdi bunların bir anlamı kalmadı. Bir şeyi kalmadı. Mesela diyelim ki İzmit'te bir şehit var ve çocukları var. Örneğin İzmit halkı onu mamur etmeli. İzmit halkı toplanmalı. Neyse yok, evi yok. Ev almalı. Nesi yok bunun? Kaç tane çocuğu var? 3 tane çocuğu var. 3 tane çocuğunun hepsine de ev almalı. Ancak o zaman hani isteme benden makber demiş ya, evet bir makber istemiyor bizden. Ama biz ne yapıyoruz? Bunun gibi. E tabi mevzuyu şimdi dağıtmayalım. Bu bir sosyal facia. Yetimlerin orta yerde kalması. Bir sosyal facia. Bu yetimlere bakacak şimdiki gibi yetimhaneler yok. Olsa da zaten bir evin şefkatini verebilir mi? Bir baba şefkatini, bir baba, bir erkek şefkatini verebilir mi? Veremez. Hazreti Mevlana Hazretleri ile Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin aynı yerde beraber oldukları doğru mudur? Değil. Konya Büyükşehir'in düzenlediği sema programını izlemek nasip oldu. Oradaki Mevlevilerin sema programındaki farklılık dikkatimi çekti. 8 Mevlevi'nin üstadları ile yaptıkları yürüyüşün sebebi nedir? Devri Velet denir ona. O Sultan Velet zamanında yapıla gelen bir ritüeldir. Ulu Arif Çelebi daha da onu böyle şey yapmış. Ne o?
dizayn etmiş bir daha yeniden. O günden beri devam ediyor. Bir gelenek, bir ritüel. Biraz saçma olacak ama zaman zaman aklıma geliyor, aklımdan silemiyorum. Bir bayan olarak muhtar olmak doğru mudur? Olabilir. Tebrizli Şems Efendimizin ismi Hallacı Mansur mudur? Hayır. Hamuşum susmak mıdır? Evet. Susmak ise neye karşı susmaktır? Susmak edeptir. Öğrenen kimseler susarlar. Nasrettin Hoca kimdir? Nasrettin Hoca deyince ne anlamalıyız? Bu noktada Nasrettin Hoca kendisi Veliullah'tan bir zattır. Nasrettin Hoca deyince ben Veliullah bir zat olarak görüyorum. Ama doğruların nükteli konuşmuş. Kültürümüzün bir parçası olduğunu biliyoruz. Araştırmak isteyince sadece fıkraları anlatılıyor. Evet. O da doğruların nükteli söylemiş. Müslüman cuma günü ihramdadır. Namaz kılınca ihramdan çıkar. Eğer ikindiyi kılana kadar camide oturursa hac ve umre yapmış kimse gibi olur. Efendim hadis-i şerif okuyunca cuma suresi 10. ayet aklıma geldi. Ayette namazı kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın fazlından isteyin. Allah'ı çokça zikredin. Umulur ki böylece siz kurtuluşa erersiniz diyor. Hadis-i şerifte ise camide oturmaya teşvik var. Burayı anlayamadım. Bir kimse camide oturursa normalde hac ve ömre sevabı alacak olanlar camide otururlar, Allah'ı zikrederler. Kimisi de çıkar, bu bir zorunluluk değil, rızkını aramaya koyulur. İslam'da felsefe var mıdır? Hep yok derler ama karşılığında felsefe üretirler. Bunun en tipik örneği Gazali'dir. İslam felsefe yapmaz, felsefecilere cevap verir. Aslında burada İslam'da felsefe yoktur, evet yoktur. Yani ne demektir? Felsefe yapmazsınız. İslam'da insanların fikri, görüşleri vahye dayanır. Fakat felsefeye felsefeyle cevap vermez, vahiyle cevap verir. Kur'an ve sünnetle cevap verir. İslam felsefeye karşı mıdır? Evet, günümüzde İslami sanki felsefik bir akımmış gibi yorumlamaya çalışıyorlar. Bu çalışmalar İslam için olumlu mudur? Hayır. İslam bir vahiy dinidir. Felsefe ise aklın ürettiği bir şeydir. Akıl vahiyden üretirse doğrudur. Akıl vahiyden üretmeyip dogmatik heva ve hevesinden üretiyorsa doğru değildir. Evlenmek isteyen dervişin izlemesi gereken yol nasıl olmalı? Hemen evlenmeli. Ama yol mol izlemesi. Evlenecek olan bayan da erkek de tüm hazırlıklarını yapsın. 3-5 gün, 3-5 gün içerisinde evlensin, girsin, baksın içine. Yoldu, yordamdı, yok. Oturup 3 sefer konuşacak. Oturdu, 3 sefer konuştu. 3 sefer konuşmanın neticesinde tamam mı? Tamam. Erkeğin annesi, babası varsa, istiyorlarsa çocuklarının evlenmesini gidecek. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istiyor. Yok oğlum şöyleydi de böyleydi de bu artık yan yattı da çamura battı da kız da aynı. Yok, taraflar tamam mı? Tamam. Annesi de babası da hemen hızla evlendirsin onları. Bir akrabamız eşiyle tartışmış ve sonuncuda yüzüne 3 kez talak vermiş, vurmuş. Daha sonra telefon ile mesajla da talak vurmuş. Ancak daha sonra barışmışlar. Eşi evden hiç ayrılmamış bu süreçte, şu an beraber ve sıkıntıları yok. Nikahları düşmüş müdür? Konu hakkında hiçbir bilgileri olmaması durumu değiştirir mi? Değiştirir, değiştirmez. Karşılıklı konuşmak lazım. Ne söylediklerini dinlemek lazım. Ne yaptıklarını da dinlemek lazım. Neler yaptılar, neler konuştular dinlenecek. Ondan sonra onların talakının üzerine hüküm verilecek. Sabırsızlığımızın, agresifliğimizi nasıl yeneriz? Nefisle mücadele edeceğiz.
Hazreti Yusuf'u kuyuda bekleyen kimdi ve Yakup Aleyhisselam onun kurtların yediğine inanmış mıydı? Ya da Allah ümidini kesmediği için mi sabırla bekledi? Hazreti Yusuf'u kuyuda bekleyen bir şey yoktu. Yakup Aleyhisselam onun kurtların yediğine inanmamıştı ve Allah'tan ümidini kesmedi inanmadığından dolayı. Beden uyurken birbirini seven ruhlar buluşabilirler mi? Hayır. Ama ayırcı çıktım ha. Kandırmayın kendinizi. Fazla Türk filmi izliyorsunuz herhalde. Biz beraber olamasak da ruhlarımız beraber olacak. Lan ruhun nereye gittiğini nereden biliyor? Melankolik şeyler. Hiç alakası yok. Sen git çatır çatır seviyorsan evlen onunla, al. Buna güç yetiremeyen pısırıklar ruhumuz birleşecek. Laf. Kendisi orada. Git al. Yat kapının önüne. İstiyorum da Allah istiyorum da. Vermeyen utansın. Amma arabeska. Olmadı kayınpeder adayı domdom kurşunuyla gelsin. Bir güzel de dayak ye Esengül'den dinle artık. Dün gece ne oldu çok sevdim diye çok dövmüşler. Allah Allah. Var mı sevdiği için dayak yiyen delikanlı? Yok. Dayak yemeyi göz alamayan ruhları birleştirecek. Ya dayak yiyeceksin ya dayak atacaksın ikisinden biri. Kayınpeder adayı olacak elini de kaldıramazsın. Ne arıyorsun burada? Kızını arıyorsun. Hayırdır? İstedin vermediler, sen fakirsin dediler. Git al. Öyle cesareti kimse yok. Hiç görmedim daha bugüne kadar ben. Ben seviyorum diyene ne arıyorum burada diyorum ben. Ha benim yanımda ne arıyor? Ne işim var benim yanımda? Hazreti Mevlana Celaleddin Hazretleri Mesnevisinde diyor ki eğer diyor siz bir aşığı arıyorsanız onu diyor maşığının sevdiğinin sokağında arayın. Onu nerede alacakmışsın? Sevdiğinin sokağında. Seviyormuş. Nerede? Fizan'da. Ruhlar birleşecekmiş. Hadi git lan. Ruhu birleşecekmiş. Şey anlatmışız efendim polis. Bir tane suçluyu sevdiğinin kapısında yakaladığını anlatmışız. Evet. Polis bile tuzak kurarken ne yapıyor? Adam birisini yakalayacak polis değil mi? Polis onu dinlemeye almıyor. Bunun kız arkadaşı kim? Sevgilisi kim? Filanca. Onun telefonunu dinlemeye alıyor. Onu arayacak çünkü o. Seven sevdiğiyle konuşacak. Seven sevdiğini anlatacak. Seven sevdiğiyle buluşacak. Onu dinlemeye alıyor. Allah bizi affetsin. Yarın İzmit'te kimin evinin önüne durulacak onu merak ediyorum. Böyle söylüyorum. Ne her yerde aynı şeyi söylüyorum. Her tüsün bekliyorum ümitle. Ulan diyorum birisi gider birinin kapının önünde yatar da. Ondan sonra burada yatan birisi var sizin dervişinizmiş. Vallahi gider kendim toplarım ben onu. Sevene hizmet etmek İbadet, en büyük ibadetlerden birisi. Gidelim hizmet edelim biz de.
Bak daha soru devam ediyor. Bu buluşmalar gerçekleşiyorsa eğer uyandıktan sonra hatırlamak mümkün mü? Harika. İş daha da derinleşiyor. Birine hasret duyuyor. Bu yolla hasretini giderebilir mi? Arkadaşlar, sevdiğiniz Allah ise kapısı belli. Ey Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorlarsa bana uyun. Yani Hazreti Muhammed'e Mustafa'ya uymak. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini seviyorsanız kapısı belli. Onun sünnetlerine tabi olmak. Eğer bir erkeği seviyorsanız erkek olarak kapısı belli. Adresi belli. Eğer bir kadını seviyorsanız kapısı belli. Adresi belli. Ne yaptı? Bir kadın Müslüman oldu, hicret etti Mekke'den Medine'ye. Müşriklerden bir erkek de hicret etti o kadını sevdiği için. Dikkat edin. Müşrik o da hicret etti. Bu sefer hicretle alakalı hadis-i şerifler söylenince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hicreti çok methedince sahabe sordu, ya Resulallah bir kadın için hicret eden de bu sevap var mıdır? Bakın. Neden? Çünkü müşrik bir adam bir Müslüman kadın için hicret etmişti. Dedi ki kimin hicreti neyse onu bulur. Din için hicret eden dini bulur. Dünya için hicret eden dünyayı bulur. Kadın için hicret eden de kadını bulur, ona kavuşur. Ve o müşrik Müslüman oldu ve o kadınla evlendi. Seviyorum diyen erkekler bir müşrik kadar değil misiniz? Bir müşrik şehrini değiştirip, dinini değiştirip sevdiği kadına ulaştı. Varmış mı ulaşamamak? Yokmuş. Varmış mı öyle dramatik söz, biz imkansız aşkların kurbanıymış? Laf. Varmış mı imkansızlık? Yok. Adam dinini bile değiştirmiş. Müşriklikten çıkmış, mümin olmuş. Evlenme teklifini kabul ettiği erkekle evlenemeyen kadın başka bir erkekle evlenmesinde sorun olur mu? Yani bir kimse, bir erkek bir kadına dedi ki benimle evlenir misin? Evlenirim dedi. Bu nikah değil. Birisine evlenme teklif etti, o da kabul etti. Bu nikah değil. Nikah olması için kat'i talebe karşılık kabul var. İcap ve kabul olması lazım. Nikah o. Ben senin nikahımı aldım, o da kabul ettim diyecek. Sen benim karımsın diyecek, o da susacak, kabul edecek. Benimle evlenir misin? Evet evlenirim. Nikah değil bu. Ben seni aldım diyecek. O da kabul ettim diyecek. İcap ve kabul. Kabul noktasında tebessüm etmesi, susarak utanaraktan yüzünü yumuşatması, kabul etmesi. Bunlar kabul noktasında görülmüş. Hani edep ediyor. Evet diyemiyor da ondan sonra. Tabi ben kabul etmiyorum. Kabul ettim mi diyorum ben susunca. Kabul ettim mi diyorum ben kabul ettim diyor. Bakıyor iş sıkıntılı. Ben oradan tornistan edeceğim. Açık açık konuşuyor. Açık açık konuşuyor. Kabul ettim mi ettim. Bununla evlenmeyi kabul ettin mi? Ettim. Evet değil. Ettim.
nikahına aldın mı? Aldım. Sen de bunu kabul ettin mi? Ettim. Genç, yaşlı önemli değil. Kadına dedi ki, sen benim karımsın. O da sustu. Nikah, nikah. Bakın, nikah, nikah. Sen benim eşimsin dedi erkek kadına. O da sustu. Nikah, nikah. Hani evlilik görüşmesi yapıyor veya konuşuyorlar, görüşüyorlar ya böyle işte. Adına da flört koydular ya. Allah muhafaza eylesin inşallah. O yüzden teklif etmek nikah değildir. Sürekli akıntılı yarası olan kişi cemaatle namaz kılacağı zaman abdestini ne zaman alması gerekir? O kimse devamlı akıntılı yarası varsa, devamlı üzerinden böyle bir şey, herhangi bir yerinden, herhangi bir şekilde akıntısı varsa normalde her vakit namazında abdest alacak. Boşanan kişilerin dini nikahı düşer mi? Erkek ben seni boşamıyorum, dini nikahım bende diyebilir mi? Evet. Her ne kadar Diyanet bunu kabul etmese de. Çünkü normalde resmi evlenme akdi dini bir akit değildir. Onlar Türkiye Cumhuriyeti Kanunu'nun müsaade ettiği nikahları kıyabilirler. Yani evlenme akdini yerine getirebilirler. Aslında laik demokratik hukuk devleti olduğundan dolayı nikah kelimesini dahi kullanamaz aslında. Nikah kelimesi dini bir ibarettir, ibadet hükmündedir aynı zamanda. Nikahlanmak aynı zamanda ibadettir nikahlananlar için. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre dini herhangi bir vecibenin yapılması veya yapılmaması söz konusu değildir. Çünkü laik demokratik bir ülkede dini vecibeler yasalarda yer almaz. O yüzden resmi hukuk dediğimiz mahkemelerin boşaması dini boşama hükmüne geçmez. Çünkü boşamasını kabul ederseniz evlendirmesini de kabul edeceksiniz. Evlendirmesini kabul ederseniz o zaman eşcinsel bir evliliği de kabul ettiğinde onu da kabul etmeniz gerekir. Kayınvalidemin rahatsızlığı nedeniyle sizden ve derviş kardeşlerden dua istiyorlar. Allah hayırlı şifa versin. Hazreti Adem ve eşinin cennetten çıkmasına sebep olan meyveyi yemeleridir. Bu meyveyi yemelerinden sebebi ise şeytandır. Şeytan cennete girebiliyor mu? Şeytan cennette yaşıyordu zaten. Hayır da şer de ondandır ibaresiyle, iyilikler Allah'tan, kötülükler nefsinizdendir ibaresi çelişmiyor mu? Hayır. Hayrı da şerri de yaratan Allah'tır. Ama o fiiliyatı isteyen, kesbeden bizizdir. Hayrı da Allah yaratır, şerri de Allah yaratır. Fiil olarak. Ama şerri bu noktada kesbeden, isteyen biziz. Hayrı da normalde iyilikleri ise, buradaki normalde Allah iyilikleri ise öğreten, iyilikleri bize indiren, iyilikleri öğreten ise Allah'tır manasında. Gayrimenkul işiyle uğraşmak, bu şekilde para kazanmak konusunda dinin hükmü nedir? Ticaret hükmündedir, bir sıkıntı yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin işi hatta. Gayrimenkul alıp satanlar, yalnız gayrimenkul alıp sattıkları miktarları
paralarını yani zekatlarını hesaplayacak. Bu. Bunda komisyon almak da caizdir. Yani mesela kiralamak da, alışverişte komisyon almak da bunun içerisinde caizdir. Bir sıkıntı yok. Yazılılar bitti, sözlü soruları alabiliriz. Sor. Efendim, sen oku atmadın, ben attım, sen vurmadın, ben vurdum meselesiyle Hazreti Musa'nın nehri yarması ve Hazreti İsa'nın üflemesiyle aynı şey. Aynı şey. Cenab-ı Hak peygamberlerinin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin tüm fiillerini üzerine alır. Ama geçmiş peygamberlerin bazı zelleleri vardır. O zelleleri üzerine almaz ama diğer işlerini de üzerlerine alır peygamberlerin işleri. Yani siz demiştiniz ya kedilere sevgi falan. Benim de sahibimin kedileri var. Kendi çocukları falan var. Bazen kedileri çocuklar rahatsız ediyor. Onlara bu sözler söylemiyorlar. Çok kızıyorlar falan. Öyle bir durum da var yani, koku da oluyor, bir şey de oluyor. Biz bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Yapacak bir şey yok yani, normalde takıntısı var insanların. Açlıktan insanlar ölüyor, onlara bakmıyor ama. Onca fakir fukara var, yetim kuraba var, onlara bakan yok. Yani oturmuş insanlar sorumlu olmadıkları işlerle kendi kendilerini oyalıyorlar, nefislerini tatmin ediyorlar. En az 10 tane kedi var. İşte yani. Gidip bir yetime baksa, yetime bakmak nefsine ağır geliyor. Bir dula bakmak nefsine ağır geliyor. Bir ihtiyara bakmak nefsine ağır geliyor. Bir fukaranın cebine 5 kuruş bırakmak nefsine ağır geliyor. Gidiyor 10 tane, 20 psikolojik rahatsızlığı var onun. Evde kedi köpek bekleyen, ya böyle şey besleyen, kuş besleyenlerin psikolojik rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlıkları gidermek için bakmaları caiz midir? Hastalıktan kurtulmaları için caizdir. İşte Hazreti Enes'in kuşu varmış. Evet vardı, bir kuşcağızı vardı. Hazreti Enes küçücük, çocuktu daha. Çocukken o kuşuyla ilgileniyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Enescik diyordu ona. Enes demiyordu. Enescik kuşcağızın nasıl? O da çok hoşuna gidiyordu. Öldü kuş bir gün. Ölünce Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Hazreti Enes'in evine ziyaret etti. O küçücük güvercin herhalde veyahut da işte ne kuşuysa öldü diye. Şimdi bana soruyorlar, ben de diyorum sen de Enesciksen kuş bak. Aklın Enescik hükmündeyse kuş bak. Öyle ya. Ya memleket bütün dünya ateş ortasında, Kur'an ve sünnet dairesinde insanlara tebliğ edilmesi lazım, anlatılması lazım, doğruların anlatılması lazım. Köprü altında yaşayanlar var, varoşlarda yaşayanlar var, 850 lira asgari ücretle geçinmek için zorlanan insanlar var. Kimisi aç, kimisi açlık sınırı Türkiye'de 1300 liraymış, açlık sınırı. ...850 lira asgari ücret. En kötü ev 450 lira. 500 lira. Ben 900 veriyorum. 500 lira veriyorsan 900 lira veriyorum. Sen zengin adamsın 900 lira veriyorsan. 500 liraya var bak, tutmuş adam, parası yok. Ne yapacak ki? Kaç para maaş alıyor? 1250. 1250 lira maaş alacak, 500 lirasını ev kirası verecek, geri kalan 750 liranın geçinecek mi kimse? Bir de kedi bakacak evde. İşi gücü mü yok? Mecbur ev biraz iyi efendim, o yüzden katlanıyorlar. Ayrı mesele yok, ben o manada demiyorum ama yani Türkiye'nin standartları belli. Kiralar çok yüksek çünkü. Ben de çok zorlandım. 3,5 ayda falan bulmuştum. Ya normalde o kedi bakacak olan kimse kedilere ne kadar harcadı? 300 lira harcadı, 400 lira harcadı. Desen konu bu 400 liraya harcama, kiralardan, kiracılarından 150 lira düş, havaya sıçrar. Sıçrar. Üstadım ev sahiplerinde şey kalmadı ama
adam asgari ücretli geliyor. Ücretli söyledim, benim oturduğum taraf hastaneye yakın, benim işim devlet memuru, mecbur orada tutuyoruz. Hem yol parasından kiraya vermek için. 1000 lira, 1200 lira, 900 lira kirayı biraz zor bulduk mesela. Ev sahiplerinin lafı söyledi mi? Ben de varım orada. Sizin kiralar ne üstadım burada? O tarafa mı gidiyorsunuz? Sizin kiracınız falan mı olur? Bizimkiler ucuz ya. Serbest piyasa yapıyoruz. Hemen Tayyip falan çıkartırız. Benim ağabeyim bir şey yok zaten. Ya bravo. Bizimki Graba mahallesinde ya. Hiç sıkıntı değil. Değil mi Mustafa? Evet hocam. Bizim mahallede 600 liradan yukarı ev yok. 600-700 liradan var mı? Yok efendim. Yok değil mi? Yok. Var mı 800'e kiraya? Hiç duydun mu mahallede? Yok. Nadir. Nadir. Ama bizim ev sahibi de bana fetva veriyor. 900 alınca fetva da verilir tabii. Oradan avutuyoruz kendini. Biz diyoruz ki yani bak buradan da kurtardık köşeyi. Allah hepinize ev sahibi etsin. Amin. Evet, başka sorusu olan. El Fatiha, aman salavat. Amin. Hakkınızı helal edin.